Balıklar nasıl bugün? Valla balıklar çok güzel de hamsi 6 lira, mezgili 5 lira dedik, 4 lira veriyoruz. Görüyor musun, kimse yok pazarda. Pazarda kimse yok. Pazarda kimse yok. Balık satışı da yok. Valla şaşırdık kaldık arkadaşım ya. Abi sezon nasıl geçti? Sezon iyiydi. Allah'a şükürler olsun, çok iyi sezon. Peki şu an ortalama öğle saatlerini geçtik Ünye'de. Satışlar nasıl? Satışlar çok ağır. Şu düne kadar şu hamsi 10 liraydı, bugün 6 lira. Mezgit balığını 4-5 lira veriyorduk, 4 lira. 2,5 kilo 10 lira var abi, 2,5 kilo 4 lira mezgit balığı. Hamsi 6 lira yenge. Ya millette para mı yok kardeşim, anlamadım ben ya. 3 aydan beri bir durum, acayip bir durgunluk var. Acayip bir durgunluk var 3 aydan beri. Yani piyasa sıkıntılı. Sıkıntılı, çok sıkıntılı. Çok teşekkür ediyoruz. Bir şey diyeyim. Baksana dön abi, abi bak pazara göster. Göster abi. Göster pazara göster. Bomboş ya, bomboş pazarı. Değil mi? Tam 4 yol ağzı bomboş. Görüyorsunuz sayın seyirciler. Pazarda bir sıkıntı var. Evet. Yani arkadaş ben anlamadım. Allah kolaylık versin. Hayırlı işler diliyorum. Kendine iyi bak abi. Moda TV ekranlarını takip edin. Bugün pazar yerlerini geziyoruz. Pazar yerindeyiz. Takip ediyoruz gündemi. Fiyatlar nasıl? Moda TV ekranlarından. Buyurun. Şimdi şurada bir arkadaşımız var. Aynı zamanda Moda FM'de yayıncı. Ona doğru gidelim. Şimdi hem bizim arkadaşımız hem de burada satış yapıyor. Hayırlı işler. Nasılsınız? Teşekkür ederiz, sağ olun. Nasıl gidiyor? Sizi bir yerden gözüm ısırıyor sanki. Evet. Gökhan Bey'in kendi işletmesi. Aynı zamanda Gökhan bizim kuruluşumuzla beraber çalıştığımız bir arkadaşımız. Geceleri program yapıyor. Gecelerin adamı Arif abi, dikkat et peynirleri yıkma. Nasılsınız? Nasıl gidiyor bugün pazar? Gökhan. Artış nasıl diye sor. Pazarda artış var mı diye. Artış artış mı? Artış mı? Artış ne arar la pazarda? Yorumlar Gökhan'da devam ediyor. Nasıl işler Gökhan bugün? Bugün işler fena değil. Güzel. Pahalı mı? Kısa cevaplar vereyim değil mi? Problem değil. Seni montajla bölüp biçeriz. Seni biraz zor durumda bırakayım dur. Evet, soruyu alayım. Şimdi soru sorarsam sana sıkıntı olur. Fiyatlar nasıl? Peynir, zeytin? Uygun. Arif kardeşime selam olsun. Kendisini çok seviyorum. Kameradaki arkadaşımız. Dış ses o, dış ses. Bizim dış sesimiz. Evet, şaka bir tarafa. Başarılar diliyorum. Programımızda mı yoksa vatandaşa mı? Programınıza. Bu arada günün kutlu olsun Gökhan. Bugün radyocular günü. Radyocu. Radyo günü. Ne fark eder? Aynı şey. Yani biz televizyoncuyuz diye. Televizyoncuyuz diye bizi niye böyle eziyorsun? Ben nereye geldim diyecek şimdi. Bu çocuk çok acı sudan içmiş. Acı sunun sıkıntıları görüyorsunuz. Tabii işin şakası bir tarafa. Pazar fiyatlar yüksek. Bunun herkes zaten farkında. Dolar fiyatları düşecek, fiyatlar düşecek diye bakıldığında doların fiyatının düştüğünü gördük de domates fiyatının düştüğünü henüz göremedik. Ama işin ters tarafı aşağı düşecek diye bakarken yukarı çıkıyor. Sokağa geziyoruz şu anda. Sokakta vatandaş tanzim istiyor. Vallahi büyük şeylerde yapılan tanzimi istiyor Ünye'de ama nasıl olur bilmiyoruz. Kesinlikle bir taban fiyat uygulamasının olması gerekiyor. Yani kimsenin müdahale edemiyor olması. Yani patates almak lükse girdi, yani böyle bir şey yok. Patates artık altın derecesinde, altın gibi. 3 tane patates 1 kilo geliyor. 3 tane patates de zaten bir kap yemek olmuyor. Yemek olmuyor. 6 lira, 5 lira. Ya çok komik. Komik ve fahiş fiyatlar. İşte önceden hani uğraşmaya gerek yok pazarda, ya bununla mı uğraşacağız? Bir çuval alalım evde dursun derdik. Şimdi bir çuval patates alana helal olsun. Bir çuval patates alan muhtemelen zengin kesim. Şimdi önceden askere giden gençlere böyle şaka yaparlardı. Derlerdi ki ya seni göndermeyelim, yerine bir çuval patates gönderelim derlerdi. Şu an kabul ederler. Evet. Buradan askerlerimize de selam olsun bu arada. Biz sokağın nabzını tutmaya devam edeceğiz. Gökhan'a çok teşekkür ediyoruz. Var mı bizim özgür mikrofonumuza söylemek istediğin son şeyler? Size kolay gelsin. Teşekkür ediyoruz. Her şeyin hayırlısı olsun. Geçim çok zor. Özellikle kış ayında. Buradan bütün dar gelirli ailelere özellikle kolaylıklar diliyorum. Gerçekten çok zor. Onlar çarşıya çıktıklarında şunu düşünüyorlar. Bu akşam eve bir şey götürebilecek miyim veya
iki çeşit değil de üç çeşit götürebilir miyimin derdinde oldukları için Allah kolaylık versin. Herkese Allah kolaylık diliyoruz. Size de bol bereketli işler diliyoruz Gökhan'cığım. Biz sokağın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Ne alıyoruz? Ne alıyoruz? İşte gün haftalık ihtiyacımızı alıyoruz. İşte peynirdi, zeytinli. Yani bilindik kahvaltılığımızı. Peki piyasa pahalı mı, ucuz mu? Şimdi tabii eskiye nazaran hani hesaplarda şöyle bir 6'ya değer ay evvelsine nazaran tabii ki pahalı. Ama biraz düşüş var mı? Var. Yani devletin müdahalesinden sonra mı? Tanzimde? 22. Ünye'de yok ama. Evet, Ünye'de yok. Pek buralara yansımadı. Daha çok büyük şehirlere yansıdı bildiğim kadarına. Muhtemelen buralara da yansır diye düşünüyorum. Çünkü burası yani bu bölgemiz hani fındıkla geçindiği için bu sene fındık da olmadı. Yani insanların alım gücü hakikaten düştü. Her şey pahalı. Gider çok ama gelir yok. Allah yardımcımız olsun. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Kendinize iyi bakın. Sağ ol, teşekkürler. Moda TV kanalını takip etmeye devam edin. Biz bugün pazarın nabzını tutuyoruz. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Ne aldınız pazardan? Pazardan soğan aldım. Nohut aldım. Yarım kilo nohut aldım. 3 kilo soğan aldım. Ne çıktı fiyat? Fiyat 13 lira. Yarım kilo aldığım için nohut Yozgan nohutuymuş. İndirimliymiş. Öyle mi? Peki memnun musunuz piyasada? Piyasa pahalı. Pahalı. Tanzim çadırlarının İstanbul'da büyük şehirlerin İstanbul'da kuruldu. Burada da kurulmasını ben istiyorum. Biz de Ordu büyükşehiriz. Tamam. Kurulması gerekiyor değil mi? Gerekiyor. Bence gerekiyor. Halk olarak siz istiyorsunuz. Biz istiyoruz. Kesinlikle istiyoruz. Benim komşularım da aynı fikirde. Şimdi hatta sizi burada görünce durdum. Hadi dediler pazarcıyı konuşturuyor. İki çift kelam da ben edeyim dedim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler diliyoruz. İnşallah her şey düzgün olur. İnşallah. Ümit bakalım. Ediyoruz. Peki 31 Mart seçimleriyle alakalı ne düşünüyorsunuz bu durumda? Ne gibi? Seçimler yaklaşıyor. Mevcut bir kriz var. Var. Bu evlere yansıyor. Yansıyor. Buyurun. Yansıyor ama biz gene de AK Parti'nin arkasındayız her zaman. Destekliyoruz. Yani büyüklerimizden AK Parti'nin arkasındayız ama biz de bu tanzimi Ünye'de istiyoruz. Diyor. İstiyoruz. Aynen öyle. Destekliyoruz ve bu tanzim yasasını Ünye'de kesinlikle istiyoruz biz de. Evet, vatandaş Ünye'de tanzimi istiyor. Yetkililere de buradan bizim sesimiz olsun, ablamızın da sesi olsun. Çok teşekkür ediyoruz. İyi pazarlar diliyoruz. Hoşça kalın. Hayırlı işler. Oğul hoş geldin. 3 lira. Nasılsın abi? Sağ ol, teşekkür ederim. İşler nasıl gidiyor? Allah'a çok şükür olsun. Seçim yatırımı hepsi. Güzel. Tanzim diye bağırıyordun az önce. Evet abi 3 lira. Havuç piyasada 4 lira, bizde 3 lira. Ne güzel. Vallahi güzel. Nasıl gidiyor efendim? Merhabalar. Merhaba. Nasıl gidiyor alışveriş? Güzel gidiyor. Beğeniyor musunuz fiyatları? Fiyatlar öncekine rağmen daha iyi tabii ki. Önceye rağmen daha güzel. Çok teşekkürler. Hayırlı günler. İyi pazarlar diliyoruz. Hoşçakalın. Evet. Takip ediyoruz. Ünye'de bugün pazarın nabzını tutuyoruz. Bak amcam neler almış amcam. Merhaba, hayırlı günler. Sağ olun, sağ olun. Nasılsınız? Şükürler olsun, iyiyiz. Allah. Neler aldık? Aldım, patates aldım, turba aldım, elma aldım. Maşallah, maşallah. Portakal aldım. Nasıl, fiyatlardan memnun? Fiyatlar iyi, memnun. 2,5 lira elma, 2 lira portakal. Düştü mü diyorsun? Evet, biraz düşük fiyatlar. Kimisi dertli, kimisi iyi diyor, kimisi kötü diyor. İdareye değişsin efendim. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. İyi günler diliyoruz. İyi günler. Hoşçakalın. İyi, buyurun. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor? Pazar alışverişi yaptınız mı? Geçen haftadan daha en azından 1 lira, 1,5 lira aşağı indi. Yani bu hafta Sayın Cumhurbaşkanımızın bu işlere müdahale ettikten sonra pazardaki fiyatların daha aşağı çektiğini görüyoruz. Geçen sene, yani geçen haftayla bu hafta arasında büyük bir fark olduğunu belirttik. Memnunuz. Şu anda memnunuk. Yani tanzimler işe yaradı. Yarabbim. Devletin el atması. Devletin şu andaki Sayın Cumhurbaşkanımızın el atmasından sonra fiyatlar gevşedi. Vatandaş kimisi pahalı buluyor, kimisi de ucuz buluyor. Şimdi bazı biraz daha bazı arkadaşlar sebzeciler değişik, mesela şimdi 3,5 liralık da var, 4,5 liralık da var ama
Birinci sınıf, ikinci sınıftan kalıyor az pahalı olan mallar. Aynı mal mı yoksa farklı bir ürün değil aynı mi? Aynı ürünler mesela 1 lira 1,5 lira farklı oluyor ama kaliteli şimdi biraz daha iyi mal azıcık daha pahalı oluyor. Yine de iyi yani şu andaki fiyat çok güzel. Teşekkür ediyoruz. İyi pazarlar diliyoruz efendim. Moda TV ekranlarında pazarın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Evet yakaladık devam ediyoruz. Pazarda kimleri yakaladık? Nasılsınız? Sağ ol, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkürler. Biz Moda TV ailesi olarak pazarın nabzını tutuyoruz bugün. Fiyatlar nasıl? Gezdik mi? Gezmedik ya. Sadece baktık karşı karşıya. Almadık mı? Almadık, hiçbir şey almadık. Pahalı mı geldi? Sadece biber aldı arkadaşım, onun için geldik. Orada özelmiş, onu da aktardan aldık. Şuradan kıvradık, dönüyorduk ama bir elmaya falan gözüm çarptı. Geçen hafta herhalde 3-3,5'tu. 2,5 falan gördüm etiketini. Bu hafta 1 lira 1,5 lira aşağı düşüşler var. Var dikkatim. O dikkatimi yani devletin tanzimi biraz işe yaradı. En çok da sevdiğim olduğu için öyle geçerken göz atmışım ona. Çok teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz. Hoşçakalın. Selamünaleyküm. Aleykümselam Mehmet'im. Nasıl gidiyor abi? İyi kardeşim, sen nasılsın? Teşekkür ederiz. Pazarımız fena değil. Güzel, çeşidimiz bol. Organik, natural zeytinler olduğundan dolayı müşteriler iyi mala talebi var. Gördüğünüz gibi. Fiyatlar nasıl? Fiyatlar normal. 10 liradan başlıyor. 15 lira. Herkesin bütçesine göre zeytinimiz var yani mevcut. Peynirlerimiz de öyle bu şekilde. Peynirler ne kadar? Peynirin fiyatı 10 liradan başlıyor kalıbı tanesi. Kalıplarında kaç gram var abi? 650, 700, 800'e kadar çıkıyor. Yani kilo kaç lira? Kilosu 16 milyon lira. 16 lira. Bir şey değil. Değil. Yani. Bir 30-35 liraya vurdu falan diyorlardı. Ya bir ara yükseldi ama şu anda biraz düşüş var genel olaraktan. Nerenin peyniri abi? Konya. Aksaray. Konya. Evet. Rağbet var diyorsun. Var rağbet var. Ne güzel. Hayırlı işler diliyorum. Sağ ol kardeşim. Var mı isteyen abi? Canın sağlığı, kendine iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Moda TV'yi takip etmeye devam edin. İyi çalışmalar. Hoşçakalın. Evet. Pazarın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Belediyesi nerede ki? Bu ucuzluk bu arabasını o da getirsin, o da satsın. Tanzimi mi diyorsun? Tanzim, evet. Tanzim, hani o niye belediyesinin tanzimi? Burada kör tuttuğunu şey... yani... Doğru mu işte? Yani İstanbul'da tanzim satış noktaları vardı da Ünye'de niye yok? Ünye'nin belediyesi yok mu? Nerede? Evet. Vatandaş sesleniyor. Evet. Diyorum ki Ünye'nin tanzim de o da getirsin, o da alsın halden. Ne bu kontrolsüz şekilde biri 7 lira yazmış domatese, biri 10 lira yazmış patatese. Bu ne lan? Ne aldın amca? Asfana aldım 6 lira. 6 lira. Daha bir sürü şey alacaksın. Yani alacağım o ayrı ama gel gör ki ben diyorum ki belediye hanesin. Nerede belediye? Kara borsacılar halkın vermişsin eline. İstediği gibi kara borsacılar kukla oynatıyor halkı. Yani. Ben Türkiye'de genel denetimin olmadığına inanıyorum. Genel. Seçim de yaklaşıyor bu süreç. Ya arkadaş, genel denetim yok. Denetim. Adam, bir insanın %30, %40 payı olacak. Bu adam yazmış %200, %500. Adı vatandaştan alıyor tarladan 1 liraya şunu. Olmadı depoda çürütüyor, sana yine 6 liraya satmaya kalkıyor. Hani bunun denetimi? Yok denetim. Yok abi, denetim yok. Teşekkür ediyoruz amca. Hayırlı ben pazarlar diliyoruz. Ben teşekkür ediyorum ama Türk halkı eğitimsiz. Sokağa çıksa sen gösteriye muhalefet ettin, al sağ sırtı o job. Öyle ya. Sen kimden izin aldın da gösteri yapıyorsun, eylem yapıyorsun diye seni döverler. Ama gel gör ki bunu 6 liraya, kaç liraya aldın da 6 liraya satıyorsun diye soran... Taşköprü sarımsağı 20 lira. Abi nasıl gidiyor işte? Ben anlamıyorum. Anlatmaya gerek yok. Ortada her şey. Ortada diyorsun. Yani. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor alışveriş? İyi, çok şükür Allah'ımıza. Ne aldık bugün? Daha pazara henüz yeni çıktık ama fiyatlar malum. Malum. Tanzim yok Ünye'de. Evet. Serbest piyasa var. Evet. Tabii ki bizde neydi, tanzim miydi neydi bilmiyorum. Tanzim. Öyle bir yer açılmasını isteriz yani. Büyük şehirler de var. Biz de aslında orada büyük şehiriz ama. Evet. Burada yetkililere ne söylemek istiyorsunuz? Evet. Herkesin, vatandaşın durumu malum yani. Bir yetkililerine el atması gerekiyor. Daha önce pazara çıkıyorduk. 2 katı, 3 katı oldu şu anda. Yani evlerimize fazla bir şey götüremiyoruz. Hani çok şükür Allah'a, yani durumu daha düşük olanlar da var. Allah hepimizin yardımcısı olsun diyoruz. Amin inşallah. Hayırlı günler diliyoruz. Kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkürler. Devam edelim pazarı gezmeye. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Nasıl gidiyor işler abi? İşler durgun maalesef. Bunlar el emeği mi? El emeği, göz nuru. Ne kadar fiyatla? Tane 2, 3 tane 5 veriyoruz. Oo, ucuz ya. Evet ucuz maalesef ama yine de alın gücü. Ben alışveriş yapacağım şimdi. Yok rahat. Kaç liraydı?
Tane 2 lira, 3 tane 5 lira veriyorum. Farklı ürün alabiliyoruz mu? Evet, farklı ürün de alabiliyoruz. Ya bir tane şundan, iki tane şundan alayım, bir tane şundan alayım. Aynen. Bir tane de kaşık veriyorum yanında. 3 tane 5 lira. Şuradan da fiyatını. Her eve lazım, herkese lazım hocam. Biz hem alışverişimizi yapıyoruz pazarda, hem de pazar fiyatları sizce nasıl? Pazar fiyatları yüksek görüyoruz. Evet, yüksek maalesef. İş var mı? İşler de durgun. Görüyorsunuz millet boş gidiyor. Boş torbalarla geliyorlar gidiyorlar. Piyasa durgun diyoruz. Tanzim işe yaramış mı? Efendim? Tanzim yapıyor devlet. Hayırlısı olsun diyelim. Devlete, millete, halkımıza. İnşallah hayırlı olur. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı işler diliyoruz çok size. Sağ olun. Sağ olun. Alışverişimizi de yaptık, gidiyoruz. Evde eksiklerim vardı. Merhabalar, nasılsınız? Merhaba, hoş geldiniz. Nasıl gidiyor? Çok iyiyim ben. Çok iyi. İşler nasıl? İşler de iyi. İşler de iyi, güzelim işler. Fiyatlar nasıl? Fiyatlar ucuz, bedava ya. Vallahi bedava. Ne kadar, elma ne kadar? 1,5-2-3 kilo 5 lira ya. 1,5-3 kilo 5 lira. Nasıl oluyor abi, 1,5-3 kilo 5 lira? Bakalım. Abi biz halk ötesi ya. 3 kilo mu elma 5 lira? Evet. 1,5 lira. Ekşi elma 1,5 lira. Armut 3 lira. Bundan daha ucuz olur ya. Değil mi? Evet. Peki piyasa nasıl sence? Piyasa iyi iyi. Ya adam tarlada çalışıp da sahabe bedava edecek hali yok ya. Adam tarlada çalışacak, sahabe bedava burada şey yiyecek. Olur mu öyle şey? Olmaz tabii ki. Bir kar oranı olması yok. Yok abi, yok olan bir şey olmaz ya. Kar olacak adamın. Kar, ekmek bedava, bal ton barman yazacak burada. Hayırlı işler diliyorum. Allah razı olsun. Hayırlı günler, hayırlı günler. Allah razı olsun. Merhabalar, nasılsınız? İyi, Allah razı olsun. Nasıl gidiyor alışveriş? Abi biraz sıkıntı. Piyasa kriz mi var yoksa zam mı var? Kriz var, zam var abi, ikisi bir arada yani. Yetmiyor değil mi para? Yetmiyor, gerçekten yetmiyor. Ne alabildik? Hiçbir şey almadım, tamam, bakıyoruz. Bakıyorsun. Aynen valla. Fiyat geziyorsun, en uygununu aldın. Bana bakıyoruz 7-8 lira, batıya bakıyoruz 7-8 lira. Hep sıkıntı yani. Allah kolaylık versin. Allah razı olsun. Hayırlı günler diliyoruz. Hoşça kalın. Hayırlı işler. Sağ olun abi. Nasılsınız? İyi Allah'a şükür. Bir pazarcı ablamız var burada. Nasıl gidiyor abla işte? Hiç gitmiyor abi. Fiyatlar? Ayak sallıyor yani. Fiyatlar çok fena. 7 lira diyor, 10 lira diyor. Oo diye kaçıyor millet. Ne olacak böyle? Bilemeyeceğim. Devlet tanzim diyor. Tanzim gelsin de rahatlayalım abi. Yahu seçim yalanını bırak geçelim. Onu geçelim. Kemal Sunal'a soruyorlardı. Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne olur? Yarıda kalır. Yarıda kalır abi. 2 aylık o. 3. ayda görelim. Olsun de... keşke olsun. Vallahi olsun. Ben istiyorum olmasın ama onlar seçim oyalamaz. Başka bir şey değil. Seçim oyalamaz. Yani. Böyle gidecek bu piyasa. Gider abi. Gider. Aynen. Hayırlı işler diliyoruz. Bundan sonra daha iyi olmasını bekliyoruz ama daha kötü olacağına eminim yani. Şu an kötü. Seçimlerle alakalı ne düşünüyorsun? Seçimlerle alakalı ne düşünüyorum? Vallahi neyse o hayırlısı abi. Neyse o olsun. Biz herhangi bir taraf değil. Ama biz gidişat iyi değil. İyi değil. Yani bize yararlı olacak kim hayırlıysa o olsun. Duamız bu. Hayırlı işler diliyoruz. Bol kazançlar. İyi pazarlar diliyoruz. Hoşçakalın.